Evet, merhabalar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. 3. Trakya Kamp Karavan Fuarı'ndayız. Çorlu Fuar Merkezi'nde. Arkamda bu fuarın belki de en çok izlenen, ilgi gören diyeyim. Bütün karavanlar ilgi görüyor. Diğer firmalarda lütfen alınmasın. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Ama belki hani fiyatı çok pahalı olduğundan olabilir. İçindeki donanımların çok olduğundan olabilir. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ayaklar ilgi görüyor. Rengi dikkat çekiyor. 5K karavan imal etmiş, getirmiş. Şimdi hep beraber gelemeyenler neler kaçırdı bu fuarda? En çok ilgi gören, dikkat çeken karavanı sabah saatlerinde size göstereceğim. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım karavanda neler var, neler yok, hep beraber izleyelim. Evet, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir karavan. Ben de yıllardır sektörün içindeyim. Hem rengi hem tasarımı ve de yok yok. Şöyle kısaca bize çok da hani teferruata ben biraz sonra anlatacağım. Neler var? Bir de tabii fiyatı merak ediliyor. Tabii ki. Kısaca onları alabilir miyim? İlk önce aracın üstünden başlayalım. Aracın üstünde 6 tane güneş panelimiz var. Bir tane hem ısıtma hem soğutma yapan bir klimamız var. Bir tane antenimiz var. 5 tane tavan ekimiz bulunuyor. Aracın içine indiğimizde 175 litre bir buzdolabımız mevcut. Çamaşır makinamız, bulaşık makinamız, fırınımız hepsi mevcut. Aracın altına indiğimizde 4 tane hidrolik denge ayağı var. Tamam, bağımsız bir şekilde çalışıyor uzaktan kumandayla beraber. Bu araçta 520 litre temiz su tankı, 420 litre pis su tankı bulunmaktadır. Arkada büyük bir depolama alanımız mevcut. Aracın altlarında normal dışarıdan kullanabiliyorsunuz. Dışarıda da büyük bir mutfağımız mevcuttur bu araçta. Peki bunu hemen satın alabiliyoruz mu? Bunu yaptırabiliyoruz mu? Ben az önce baktım. Bu sıfır bir araba. Karavan sektöründe de en cazip olan Iveco. Hadi marka ismi de vereyim. Arkadan çekişli çift teker. Dolayısıyla yükleme kapasitesi de 7 ton değil mi? 7 ton. Yanlış. Yani onunla ilgili sipariş mi vereceğiz? Bunu nasıl satın alacağız? Bunun termin süresi nedir? Hemen bunu alıp gidebilir miyim? Bu kaç lira? Şu an mevcuttaki aracımız bizim teşhir aracımız. Aynı zamanda kendimiz kullanıyoruz. Sipariş veriyorsunuz. Şu an için 150 ile 180 gün arasında. Tabii opsiyonel şeydir ama böyle komple ne kadar? 5 milyon. 5 milyon. Evet, artı sıfır KDV. otomatik araçla beraber 5 milyon artı KDV. Sade arabası ne kadar? Sadece arabası 1700 lira civarında şu anda. Tabii ÖTV de var Tabii burada. ki ÖTV de mevcut. %40 ÖTV'si dahil. Dahil bizim 5 verdiğimiz milyon fiyat. ÖTV. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi 5 milyon lira dedi arkadaş. Yani ben tabii sektörün içindeyim. Ya 5 milyona karavan mı olur diyebilirler birçok izleyici ama gerçekten renk malzemedeki, şimdi biraz sonra bakın. Şu kapaklardaki hafiflik, yani şu bu Avrupa karavanlarda genelde bu hafiflik oluyor. Bu o kadar hafif ki toplam ağırlığını sormayı unuttum. Şimdi onu da sorarım. Buradan aşağı asansörlü bir televizyon iniyor. Şurada hem 220 hem 12 volt enerji kaynakları. Burada gene iki kişilik bir alkoven bölümü, oturma bölümü ve en güzel tarafı da şu tezgah. Yani her şey çok güzel düşünülmüş. Aşağıda bulaşık makinesi, Elektrolux'un, hatta hemen açayım şöyle size. Bakın burada bir karavancının ihtiyacını giderecek bulaşık makinesi. Şura çok güzel. Geniş tutulmuş şurası. Yani burada her türlü doğrama, kesme işlemini yaparsınız mutfakta. Yine mesela Davlumbaz, Berhimi. Her şey marka. Yine burada hemen çok güzel. Yani sinekliğinden mutfak penceresi, oturma grubu. Buradan servis çok güzel yapılabilir. Tavan heki, Truma kliması. Yine burada fırını, alt tarafta buzdolabı, şurada derin dondurucusu. Yani şimdi 5 milyon tabii ki az bir para değil ama konuşmaya ve anlatmaya geldiğimi, yine burada tamamen dijital bir gösterge panosu, LED ışıklar, o hackler hemen hemen her yatma bölümü. Şu bile çok ince bir detay. Çünkü yaşayan birisiyim, çok sıcak oluyor. Şöyle bir gelelim arka bölüme. Yine burada bir hack. Çok önemli. Tavanda hack. Kendi karavanıma da açtıracağım artık. Böyle bir yatay yatak. Belki bu eleştirilebilir. Keşke bu da dikey olsaydı. Gelelim esas banyo. Rahatlıkla
yani kiloluk insanların bile yine banyoda bakın bir havalandırma heki, bu çok güzel bir şey. Herhalde bu da çift taraflı. Evet, çift taraflıymış. Hem içeriden havayı alıyor hem içeriye hava basıyor. Şimdi esas bir güzel bir tarafı bakın, burası da bu kapandığında ebeveynler için böyle bir mahremiyet de sağlıyor. Bu taraf misafirler, çocuklar hemen yatak odası bölümü, tuvalet, banyo burada. Bunu da şöyle göstereyim. Bu da çok ince bir detay. Bu karavanın en güzel tarafı işte burada. Tuvaleti ayrı, banyosu ayrı. Herhalde onu söylememe gerek yok. Yani bir ev konforunda değil, villa konforunda artık. Okuma lambaları orada dikkatimi çekiyor. USB ve diğer enerji. Burada bir televizyon daha var, yine asansörlü. LED ışıklar ve dediğim gibi dolapların kapaklarındaki hafiflik benim en çok dikkatimi çeken. Normal sunta, MDF ya da kava kontrol bile değil. Daha böyle uçaklarda kullanılan bir tür malzeme. Yine duş. Evet, karavan böyle. Bu tarafta tuvalet. Bu aynı zamanda tuvaletin kapısı oluyor. Burada güzel bir askılık. Vallahi her şey düşünülmüş. Yok yok, lavabo böyle. Evet, aslında sabah saatlerine geldiğim için de rahat çekim yapıyorum. Ön sürücü bölüm otomatik vites 01 Iveco. Bu tabi 7 ton kapasiteli. Dolayısıyla her şey düşünülmüş ve rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Rampa çıkabilirsiniz diye düşündüm ve size gösterdim. Gerçekten yapanın ellerine sağlık. Bir de güzel tarafı renk tasarım hoşuma gitti. Yani evet, belki gri tonları sevmeyen olabilir ama her şey o tonlarda düşünülmüş. Göz dinlendiriyor. Ne diyelim, yapanın emeğine sağlık. Alana da hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Tabii bu tür olaylarda ilk önce o. Isıtma muhakkak. Evet, altta var fanları. Zaten tavan kliması Truma. Bu şekilde. Bir de dışarıdan size birkaç şey tarif edeyim, anlatayım. Şimdi benim karavanda da yok bu. Karavanlarda olması gereken olmazsa olmaz dış mutfak, dış ocak. Yani bir yumurta pişiriyorsunuz sabah kahvaltısında, çık karavana, in aşağıya. Eziyet. Ufacık bir bardak yıkayacaksınız, bir çay yapacaksınız. Çık karavana, çık iç dışarıya, eziyet. Burada bu düşünülmüş, portatif. Birkaç modelde daha görmüştüm ama burada da ekstra olması güzel. Musluk, ocak, evye, doğrama bölümü ve katlanıyor, kapağı da var. Güzel. Altta ayrıca tabii taşınabilir. Furamanın gene su taşıma bidonu mu diyelim ona şurada. O da güzel. Böyle Alcovenli Iveco marka 7750 ya da 7750S modeli sıfır bir karavan. Tabi bunlarda %40 yanılmıyorsam bir ÖTV var. O da ekstra. 5 yaşına kadar olunca biliyorsunuz ÖTV. Şimdi esas gelelim bu karavanın tabi güzel bir tarafı. Dengeleme ayağı. Yani birçok karavanda yok. Ama bunda var. Normalde dengeleme takozu kullanıyoruz. Benim karavan da öyle. Plastik dengeleme takozu. Bu firma karavanın altına tabii 7 ton taşıma kapasitesi olunca her şey konabiliyor. 4 tane hidrolik ayak koymuş. Bir yere gittiğinizde karavanda dengeleme de çok önemli. Suyun akması, ne bileyim, temiz su, pis su. Bu denge tabii içinde yatarken, uyurken dengeleme çok önemli. Dolayısıyla 4 tane de hidrolik ayak oturduğunuz yerden ya da şey yaptınız, sıkıldınız, ayrılmak istiyorsunuz. Hemen düğmeye basıyorsunuz, ayaklar hop otomatik. Bakın şurada şöyle az daha göstereyim. Bu çok önemli çünkü buraya hidrolik pompa şaseye monte etmişler. Ve bir düğmeyle bu ayaklar aşağı inerekten karavanı otomatik dengeye alıyor. Vallahi hani biraz lüks gibi duruyor ama bazen de ihtiyaç ya. İn aşağı, çık yukarı. Takozları dengeye getir. Çok zor. Özellikle yaşlılar için. Yani benim gibi yaşlılar için. Evet, vatandaşlar gelmeye başladı. Özellikle bu karavan çok dikkat çekiyor. Sıra oluyor hatta. Söylemiştim yayının başında. Bak şimdi mesela bir ayrıntı daha.
Hani çok basitmiş gibi şu kuyruk köşe lambaları, şu o bile düşünülmüş. Şurada bir tane daha var. Kullanan birisi olarak yani şu köşelerdeki şu kuyruk lambaları bile, ya lütfen karavancılar eğer diğer karavanlarda yapmadılarsa bunlar eklensin. Karavanı geri geri yanaştırırken tabii bak dış güvenlik kameraları bu televizyonlara herhalde direkt montajlıdır. Hem burada hem burada hem şurada şöyle köşelerde şey var, güvenlik kameraları var. Bu da çok önemli. İçeride mahrem bir şekilde oturuyorsunuz. Pencereler kapalı güneş almasın diye. Dışarıda herhangi bir gürültü oldu, bir şüpheli olay oldu. Televizyon açıp bak şurada var bir kamera yine ön tarafta. Evet, ben de yaptıracağım bunları. Çünkü ihtiyaç. Bunda hepsi düşünülmüş. Tabii 5K firması burada diğer karavanları da var. Yıllardır sektörün içinde ihtiyaçları iyi tespit etmiş. Bu karavan çeşitli sosyal medya fenomenleri, influencerlar tarafından da test edildi, kullanıldı. Atik ailesi en son gördüğüm sosyal medyada, YouTube'da. Karavan böyle. Benim gözlemim, yorumum böyle. Evet, 5K karavanın üretmiş olduğu alkovenli bir moto karavanı hep beraber size anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı da istirham ediyorum. Karavan böyle. Yani tabii ki şimdi diyeceksiniz ki ya 5 milyon daha az para mı? Vallahi bir şey diyemiyorum ama buna ayıracak bütçeniz varsa, hayalleriniz varsa bence alın. 5K firmasını, bu karavanı projelendiren, imalatını yapan mühendisinden ustasına kadar herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.